Yayınımız sırasında bir haber vermiştik. İnşaat Maliyet Endeksi açıklanmıştı. TÜİK'in verileri bunlar. Eylül'de aylık bazda %1,7, yıllık bazda %119,83 artış kaydetti İnşaat Maliyet Endeksi. Ve satışlar düştü mü, düşmedi mi? Satışların düştüğünü söyleyebiliriz. Çünkü bu da TÜİK verisi. Çok büyük bir düşüş söz konusu değil ama satışlar düştü. Mevsimsel mi değil mi, o da ayrı bir uzmanlık konusu. Fakat konut fiyatlarının düşeceği yolunda çok sayıda yorum var. 2023 yılında konut fiyatları düşecek diye. Ne ala düşecek mi? Fakat inşaat maliyetlerindeki bu artış o beklentileri zayıflattı diye de yorumlar var. Konuyu İnşaat Mühendisi, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Elif Ersoy'la konuşacağız. Sayın Ersoy, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Oğuz Bey. Sizi İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına selamlıyorum. Merhaba. Ben de selamlıyorum efendim bu yayında sizleri, sağ olun. Ne dersiniz, inşaat maliyetleri %20, TÜİK'in verileri artış kaydetti. Ama inşaat maliyetleri bu durumdayken konutların düşeceği, fiyatlarının düşeceği söyleniyordu. Fakat bu zayıfladı deniliyor. Fakat ısrarla bakındım ben bu yayına başlamadan önce. 2023 yılında konut fiyatlarının düşeceğine yönelik tahminler veya öngörüler var. Size göre durum nedir? 2023'te düşer mi fiyatlar? Şimdi tabii yüksek enflasyon nedeniyle maliyetlerde, inşaat maliyetlerinde ciddi artışlar var. Bu nedenle de Çevre Bakanlığı'nın ve diğer kamu kuruluşlarının birim fiyatları daha önce olmadığı gibi 6 ay sonra tekrar güncellendi. Hatta bu güncelleme yeterli olmadı. Çünkü şu andaki piyasa fiyatlarına göre, birim fiyatlarına göre çok aşağıda kamunun birim fiyatları. Evet. Dolayısıyla ihalelerde bu birim fiyatlarla ihaleye girmek durumundasınız ya da özel birim fiyat oluşturmak durumundasınız. Dolayısıyla bu da maliyetleri ciddi oranda arttırdı yaşanan enflasyon. Ve tabii ki ham maddedeki sıkıntılar, yurt dışına bağlı olmamız, ithal ürünlerinin fiyatlarını da ciddi oranda arttırdı. Yaklaşık maliyetleri hesapladığımızda sürekli güncellemeler yapılması gerekiyor. Hatta bazı ihaleler firmalar çekilmek durumunda kalıyor. Baştan ihale dosyalarını aldıkları halde sonradan çekiliyorlar. Evet. Ve tabii ki bu da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza yüksek fiyatlar olarak geri dönüyor. Eski evlerin fiyatları da sürekli artıyor. Maalesef 2023 yılında bu yüksek enflasyonla maliyetler tabii ki bu şekilde devam edeceği öngörüldüğü için maliyetler düşmez, artar. Bunu söyleyebilirim. Bir balondan söz ediliyor. O balon dolayısıyla enflasyon oranında fiyatların artmayacağı söyleniyor, konut fiyatlarının. Yani şimdi şöyle, tabii ki yüksek fiyatlar da söz konusu. Yani karları sabit tutup tabii bu maliyetler de, birim maliyetler de, malzeme maliyetleri de arttığı için onların üzerine koyup tekrar bu fiyatlar üzerinden satışların yapılması isteniyor. Ama bu bütün inşaatlar için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Dolayısıyla bizim ilk önce bütün sektörlerde olduğu gibi dışa bağımlılıktan kurtulmamız ve enflasyonu bu şekilde devam ederse maliyetler de artacağı için ev fiyatlarının da düşmesi söz konusu olmayacaktır. Tabii ki bu balon olarak nitelendirilen evler var mıdır? Evet, var. Bunlar da
Özellikle yerine konumuna göre de değişiklik gösteriyor. Ama genel itibarıyla bu yüksek fiyatların nedeni enflasyon, dışa bağımlılık. Doğru. Peki sosyal konut projesi epey iddialı proje. Çok sayıda konutun inşa edileceği söylendi ve işler yürüyor. Bunun konut fiyatlarına etkisini öngörebiliyor mu İnşaat Mühendisleri Odası ve sizler? Şöyle bizim öngörümüz şu şekilde. Şimdi tabii ki başvuran vatandaşlarımız bir ev sahibi olabilmek için yüksek kiralardan kurtulabilmek için başvurdular. Fakat enflasyon oranında eğer aylık ödeyecekleri miktarlara ilave olursa ki bu öyle gözüküyor. Dolayısıyla ödeme güçlüğü yaşayabileceklerini öngörebiliyoruz. Bunu zaten ekonomi konusunda ya yani bankalar konusunda ödemeler konusunda uzmanlar da bunu ifade ediyor. Biz de inşaat sektöründe bunu öngörebiliyoruz. İnsanların mağduriyetinin önüne geçilmesi lazım. Çünkü sosyal konut dediğimiz zaman insanlar kiralardan kurtulup bir şekilde aylık ödeyebilecekleri rakamlara ev sahibi olmaları gerekiyor. Sosyal konutun tanımı budur. Bunun sağlanması gerekiyor hükümetler tarafından. Efendim, bir başka konu, inşaat sektörü zora düştüğü zaman öyle müteahhitler zorda diye bakıp kafamızı çevirebilecek bir durumda değiliz. Sebebi o sektörün, bilmiyorum aklımdaki sayı ne kadar doğru, 2,5 milyon insana istihdam olanağı yaratması. O alanda var mı sizlerde bilgi? Bu durum nedir? İnşaat faaliyetleri ne durumda? Ne kadar hızlandı veya azaldı? Çünkü istihdam da azalıyor onlarla birlikte. Evet, maalesef az sayıda teknik insanla ve işçiyle daha çok iş yapıp maliyetleri düşürmek gibi bir durum da söz konusu. Dolayısıyla biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak inşaat meslektaşlarımızın işsizlik sorununu yakından biliyoruz. Bununla ilgili bize çok sayıda başvurular oluyor ve gerçekten meslektaşlarımızın bazıları çok zor durumda. İşsizliğin de ne kadar yüksek oranda olduğunu bu şekilde görebiliyoruz. Aynı zamanda bizim inşaat sektöründe kalifiye olmayan çok insan çalıştırılıyor. Maalesef işçi arkadaşlarımıza eğitim verilmiyor. Ve dolayısıyla iş güvenliği ile ilgili de eğitimler verilmiyor. İş kazalarının da nedenleri bu aslında. Sahalarda da iş güvenliği ile ilgili önlemler alınmıyor. Peki. Sonuç itibarıyla can kayıpları da yaşıyoruz. İşsizlik oranları da dediğim gibi çok yüksek düzeyde. Sektörde. Hiçbir eğitim almamış insanlar inşaatta çalışalım diye düşünüyorlar. Dolayısıyla böyle olduğu halde halen işsizlik oranı çok yüksek düzeyde diyebilirim. Efendim çok çok teşekkür ederiz yayınımıza katkılarınız için. Sağ olun.